Darbe gecesi çok önemli bir şey daha yaptınız. İlk kez televizyonlara siz çıktınız darbe Asker gecesi olarak. asker olarak. Evet. Onun sesini de isterseniz çok kısaca size dinleteyim. O günü de hatırlamış olursunuz. Tabii ki. NTV ekranlarına bağlanmıştınız. Sayın Aksakallı, öncelikle bir durumu sizin cenahınızdan öğrenebilir miyiz? Ne oluyor? Bu eşkıyalar, ihanet şebekeleri işte bir darbe girişiminde bulunmaya çalışıyor. Fakat bunlar başarılı olamadılar, olamayacaklar. Biz görevimizin başındayız. Yüce milletimiz bizim arkamızda. Bunun da üstesine geleceğiz. Diğer kuvvetler, komuta kademesi bunların hiçbirini tasdik etmez, yetmeyecektir. Bunu göreceksiniz. Kısa süreye durumlar koyacağız. Bu konuşma Türkiye'de o zaman ilk kez duyulan bir askerin, bir komutanın sesiydi. Ve her şeyin seyri seferi de bu konuşmadan sonra değişti. Tarihi bir yayın yapıyoruz. Tarihin en önemli tanıklarından bir tanesiyle o geceyi, o hain geceyi, ülkenin kaderini değiştirmek isteyen, ülkeyi bölmek isteyen o hainlerin saldırısının olduğu geceyi konuşuyoruz. Doğal olarak Zekai Paşam o güne gidip duygulanıyor ama hepimiz aynı duyguları yaşıyoruz Paşam. Siz televizyon konuşmasını anlatıyordunuz. Ekrana çıktınız, bir çağrı yaptınız insanlara ve darbenin başarısız olacağına emin olduğunuzu söylediniz. Sonraki gelişmeler nasıl oldu? Sonraki gelişmeler bütün yurt satında, yurt dışındaki bizim birlik komutanlarımız, Fethullahçı olmayan, onlarla bir organizasyon darbe. Örneğin Irak Selahattin'de bulunan Halil Paşa vardı. Ona bir emir verdim. Çünkü Silopi'de bir üssümüz var. Oranın komutanı Semih Terzi'ydi. Orayı önce işgal etmişlerdi. Oradan bölgede operasyonlar yapma, bazı komutanları ele geçirme operasyonlarını oradan yönetiyorlardı. Halil Paşa'ya Silopi Karayağı'na git, oranın kontrolünü al diye emir verdim. Tabii Habur'da da Halil Paşa'yı engellemeye çalıştılar. Orada da yoğun bir faaliyet oldu. Halil Paşa tabii bunları bertaraf etti. Silopi Karayağı'na geldi ve oranın kontrolünü aldı. İskenderun'da birliklerimiz vardı. Semih Terzi önceden emir vermişti. İki hava kuvvetlerinin iki nakli uçağı ayarlanmıştı. Onlar gelecekti. O zaman Hatay Vadisi'yle görüştük. Oradaki birliklerle. Onların gelişini durdurduk. Böyle darbeye engellemesine yönelik yoğun bir çabamız oldu. Bölgedeki komutanları aradım. Televizyona çıkıp darbeye karşı duruşlarını, bunların başarılı olamayacaklarını ifade etmelerini söyledim. Bu tabii Diyarbakır'dan Hakkari'ye kadar. Böyle yoğun bir gece geçti. Bizim tabii duygusalımız bu fedakar ve vefakar milletimizin alın teriyle oluşturduğu ordunun, tankının, tüfeğin böyle kendi halkını katletmesi, kendi bekasına saldırması bizi derinden sarsmıştı. Zaman zaman bu duygusallığı yaşıyoruz Kemal Bey. Yani ömrünün tamamını neredeyse askeriye de geçirmiş birisi için son derece normal. Paşam, en önemli konulardan bir tanesi özel kuvvetlerin ele geçirilme operasyonu. Semih Terzi Diyarbakır'dan bir tabur askerle bunun için Türkiye satından çoğu yerden ayarlamıştı, gelecekti. Evet, diğer arkadan. Ve siz bunu öğrendiğinizde şehidimiz Ömer Halis Demir meselesi gündeme geliyor. İsterseniz Semih Terzi'nin özel kuvvetleri ele geçirme
operasyonunu nasıl gördüğünüzü, öğrendiğinizi ve nasıl durdurmaya çalıştığınızı anlatır mısınız? Semih Tarzı'nın gelişini öğrendikten sonra Ömer Halis Demir'i aradım. Benim o dönem 8 korumam vardı. Ömer Halis Demir de o koruma subaylarından biriydi. Ben karayağın dışında bulunduğum zaman 24 saat esasına göre bu arkadaşlardan birisi benim komutanlık karayağında durur. İhtiyaç olduğu zaman işte bizimle iletişim sağlarlar. O günkü makamın korumasında Ömer Halis Demir vardı. Ömer'i, Emre Subay'a sonra bugün kim vardı? Zaten hatırlattık. Zaten akşam giderken talimatlar verip öyle ayrılıyoruz. Ömer'i aradım. Ömer dedim, bizim komuta katı tecistir. Diğer bağımsızdır diğer bölümlerden. Ömer durumu kısaca söyledim. Durum böyle. Keşif yap. Durum nedir bana ilet. Ömer çıktı. Bölgeye baktı. Komutanım dedi hareket merkezine doğru yöneldi. Resimlerde var. Komutan dedi çok iyi silahlı tesisat adamlarla hareket merkezi emniyete almışlar. Önce onların bertaraf edilmesi için bir planlama yapacaktım. Onların o anda mümkün olmadığını gördük. Böyle son şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük Ömer Halis Demir'le. Sizin için zor bir şey ama şehadet emrini nasıl verdiniz? Tabii tarif edilmez duygular. İşte Ömer Halis Demir 1997 yılından beri birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Biz bir baba oğul gibiydik. 1997 yılında ben Tunceli, Bingöl o bölgelerde terör emniyetleri harekatı yaparken 97'de katıldı. Daha 22 yaşındaydı yanımıza. Özel kuvvetler kursunu bitirmiş. Bitirenleri bütün birliklere birer ikişer tayin edilirdi. Ömer de bir arkadaşıyla beraber bizim tabura atandı. Erzincan'da katıldı bize. Tabii o yıllar terörde mücadelede yoğun geçen yıllar. Çok kritik ve yoğun geçen yıllar. Oradaki birliktelik tabii birbirini tanımanın en önemli ortamları. Artık birbirinizin zihin yapısını bile çözüyorsunuz. Yüzlerce satışmaya girdik bölgede. Çok kritik operasyonlar yaptık. Bizde bir kural vardır mesela. İlk gelenlere çatışmalarda ön bölgeye almayız. Bunu da ben hep sıkı sıkı tembih ederim. Bir gün Ali Boğazı'nda çok kritik bir operasyonda Ömer'i yanımda gördüm. Ve belki de nadir kızdığım anlardan birisiydi. Bunu çok şiddetle kızdım. Tim komutanı vardı. Rıza Üsteğmen. Rıza'ya da siz benim emrimi dinlemiyor musunuz diye arka plana gönderdim. Neden yanınıza gelmiş Ömer? Çok atılgan, çok cesur. Bu özellikler işte buralarda görüyorsunuz. Ama zamanı gelmeden de ön plana çıkarmıyorsunuz. Böyle yüzlerce süreç yaşadık. Yani bizim olağanüstü durumlarda benim nasıl hareket edeceğimi, ben onun nasıl hareket edeceğini bu ortamlar birbirini tanımanın en iyi ortamlarıdır. O yüzden bir 20 yıllık süre içerisinde zaman zaman ayrı kalmamıza rağmen bir baba oğul ilişkisi doğuyor doğal olarak. Emri verdiğin zaman da bir tereddüt mereddüt bizde olmaz yani. Kimse geri dönüp bakmaz.
Tabii o gece ülkenin düştüğü durum, silahlı kuvvetlerin düştüğü durum, tabii çok dramatik hadiselerin yaşandığı gecede son emrimi Ömer dedim. Artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi. ...20 yıllık biz beraber mücadele ettik. Semih Tarzı'nın hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. Sonra belki bir kurtulma umudu olabilir diye bir tarif ettim bölgeyi. Dedim, Ömer dedim, bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. Komutanım feda olsun dedi vatanına. Hakkını helal et dedim. Komutanım helal olsun. Siz de helal edin dedi. Bundan sonra işte görevini yerine getirdi. Allah şehadetini kabul etsin paşam. Haberini nasıl aldınız? Şehit olduğu haberini? Şehit haberini şehadet, şehit olma anı da görüntüde geliyor. Şehadet haberini yine birlikte bizim yanımızda olan subaydan, bizim yanımızda bulunan, yanımızda duran subaydan aldım. Daha sonra tabii Semih Tarzı'nın Gata'ya götürüldüğünü öğrendik. Paşam, sizin için çok özel bir şey ama şunu merak ediyorum. Yani Ömer Halis Demir'e siz bu işin sonunda şehadet var, hakkını helal et dediğinizde hani ses tonu nasıldı, ruh hali nasıldı? Bakurdur yani bizde, yani çünkü özellikle bizlerin sakin olduğu dönemler hep kritik zaman, olağanüstü durumlardır. Olağanüstü durumlarda daha sakin oluruz yani. Bir bakur içerisinde hiç zerre kadar bir heyecan duymadan. Fakat tabii ülkenin durumundan dolayı da büyük bir hassasiyetimiz vardı. Onun bir de duygusal boyutu da bu yöndendi. Böyle bir duygusal ortamda emri aldı. Herhangi bir heyecan, herhangi bir tereddüt asla. Diğer karargâhta nöbetçi Ömer değil de başka biri olmuş olsaydı bir değişiklik olur muydu? Olmazdı, aynı. Şimdi geriye gidecek olursak 2015'te biz bu Hendek Meskun Mahalli operasyonlarını yaparken Silopi Cizre'de, ben Şırnak'taydım. Bir toplantıdaydık, bir not geldi. Dediler ki saldırı var. Usul'ün kuzeyine üssümüz vardı. Oraya saldırı var dedi. Yaralılar var dediler. Ben tabii toplantıdan müsaade istedim. Ayrıldım. İşte vali, bölge ordu komutanı. Ben bölgeye gittim. Bölgeye gittim. Onlara da yaralıları belli bölgeye getirmelerini söyledim. Neyse, yaralılar ben gittim, helikopterlere gönderdim. Ben üssün durumuna bakmak için Musul'a doğru ilerledim. Tabii tam üssün önüne geldiğimiz zaman müthiş bir saldırı başladı. Tam 45-50 dakika sürdü. Yaklaşık 90'a yakın, 80 küsur füze attılar. Aralıklı yaylan gözetlemeli. Buradaki şeyi anlatacağım, refleksi. Orada korumalar, ilk refleks bize kalkan oldular, bize atladılar. Yani bununla ilgili hadis.
birçok çok hadisemiz var. Diğer arkadaşlar olsaydı, bunlar çünkü en azı 15-20 yılı bölgede geçirmiş. Yurt içinde çok kritik görevler yapmış. Yüzlerce çatışmadan geçmiş. Karakterleriyle, vatan sevgileriyle kendilerini ispat etmiş arkadaşlar. O yüzden zaten onlar diğerlerde çok şey yaşadık. Yani şimdi bunları sabah buluruz yani bunları anlatırsak. Evet. Semih Terzi'nin öldürülmesi nasıl bir etki yarattı darbede? Şimdi iki boyutu var. Birinci boyutu bütün Fethullahçı teröristlerin morallerini bozdu. Bunu daha sonra ele geçirdiğimiz WhatsApp yazışmalarından, dinlemelerden müthiş bir moral çöküntüye girdiler. İkinci boyutu Semih Terzi kara operasyonlarının komutanıydı. Marmaris Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ikasta giden, ele geçirmeye giden General Sönmez Ateş de bu emri Semih Terzi'den almıştı. Tabii bizim birlik özel kuvvetler çok elit operasyonlardaki başarısı çok yüksek. Bütün Türkiye sattığındaki bütün birlikleri taşıdığı zaman çok büyük felakete sürükleneceğimizi değerlendiriyorum Kemal Bey. O yüzden çok önemliydi. Yine çok tarihi görüntülerden bir tanesi sizin kendi karargahınıza geldiğiniz görüntüydü. Orada şehit Ömer Halis Demir'in naaşı da duruyordu siz geldiğinizde zannediyorum bu görüntü. Siz buraya geldiniz ve sizi karşıladılar. Bu çatışma sonrasında nasıl oldu? Buradan mesela anlatabilirsiniz. Şimdi buraya gelmeden önce saat 8 sularında tabii bizim buradan Amanazem'e giriş yaklaşık 1 kilometre. Önce arkadaşlar oraya yere geçirdiler. Oradaki teröristlerle biraz meşgul olduk işte onların kontrol edilmesi. Sonra buraya geçtik yaklaşık 1 kilometre mesafede. Tabii burada da akşam ikaz ettiğim telefonla arayıp ikaz ettiğim darbenin başındaki Kurmay Albay'a oğlum dedim beni tanıyorsun bak ölmezsek kalırsam ne olacağını biliyorsun. Tehditli ikazlarımızı. Ondan da biraz meşgul olduk. Ömer'in naaşına yöneldim. Tabii tarif edilmez duygular. Duamızı okuduk. Alnından öptüm. Tekrar helallik istedim. Cebinde de bizim 8 maddelik emir vardı. Ucu biraz dışarı çıkmıştı yani. Kanlanmış. Siz zannediyorum bütün askerlerinizi bunu veriyorsunuz. Bu hep sürekli yanlarında taşıyorlar. Çünkü bir sürü tarihi tecrübelerden geçtik. Tabii Özel Kuvvetler Komutanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın kazanılmasından tarihi şanla şerefle dolu bir birlik. Ancak çok tabii milletimizin başını öne eğdiren çok kötü hadiseler de yaşandı. Bunlardan birisi Süleymaniye'de Özel Kuvvetler Tümünün alıkonması işte çuval hadisesi dediğimiz. Bu bizi tabii hepimizin bütün aziz milletimizi derinden yaralamıştır. Tabii bu tür olaylar
uzun yıllar her kademesinde görev yaptığım özel kuvvetlerde bütün tarihi tecrübeye dikkat ederek özel kuvvetler komutanı olduğum zaman, çünkü çok geniş coğrafyadasın. Kafkaslar, işte Irak'tır, Kerkük'tür, işte her tarafta. Herkes her zaman yetişip emir verme şansın yok. Belli prensipler dahilinde yönetmek, bazı konularda emir beklemeden hareket etmek için geçmiş tecrübelere dayanarak 8 maddelik bir emir yayınladım. Bunu da herkesin cebine konmasını, imza karşılığı tebliğ edilmesini, bu konuda benden emir beklememesiyle ilgili şifahi ve yazılı olarak tebliğ ettik bütün personele. İlk madde bütün faaliyetlerde yasallık esastır. Son madde durum ve şartlar ne olursa olsun esarete düşmek, teslim olmak asla düşünemez şehadet esastır. Ömer Halis Demir bu son maddeyi yerine getirdi. Evet. Çünkü biz bir hadise daha yaşadık. Mesela Irak'tan sorumlu Tugay komutanı iken ben tabii müttefikleriniz iyi niyetle yaklaşıyorsunuz, samimiyetle yaklaşıyorsunuz. Fakat onlar maalesef hedeflerinden vazgeçmiyorlar. Kerkük'ten bir timimiz Erbil'e geri çekti. Genelkurmay'dan bir general devreye giriyor, bizim komutana. Amerikalılar size jest yapmak istiyor, helikopterle taşınmak istiyorlar. Ben de çok garibime gitti. Yani yaklaşık bir saat 15 dakikalık yük var, gerek yok buna dedim. Dediler Genelkurmay'dan işte ismini verdim, şu anda müebbet hapsi var, kor general olan. İşte Amerikalılar çok istiyorlar falan gibi. Biz de tamam dedik, bir kısmı madem öyle helikopterle gelsinler. Tabii bunlar Erbil Havalimanı'na indi. Erbil Havalimanı'nda Amerikan paramiliter grup Blackwater tarafından teslim almaya çalışıldı. Aynı hadiseyi lanse edip ondan sonra bizim çocuklar görüşünce dairesel çepeçevre emniyet alın. Kimse kıpırdamasın. Dedikten sonra tabii Amerikan üst komutanın bölgenin kan gölüne döneceğini, bölge yönetimin başkanına bölgenin bedeli ne olursa olsun bölgenin kan gölüne döneceğini ve bu arada bizim sabah çeşitli yerdeki birlikleri Erbil'e intikal emrini verdik. Olay çözüldü. Hiçbir şey olmadı. O yüzden bizim yaşadığımız coğrafyada daima proaktif davranmak zorundasın, öngörmen lazım. Yani bu emirler de şimdi Süleymaniye olayında bir komutanlık zafiyeti mevcuttur. Yani, o ona soruyor, ona soruyor. Öyle bir şey olmaz yani. Yani bedeli ne olursa katlanacaksın. Siz o yüzden 8 emri yazıp bütün askerleri ve yanlarında taşımak tabii zorundalar. Tabii. Paşam siz Ömer Halis Demir'in şehit olduğu yere bir çeşme yaptırdınız zannediyorum. Evet. Kanını muhafaza altına aldık. Kanını muhafaza altına aldık. Bu Ömer Halis Demir'in şehit olduğu yerdeki çeşme ve orada da bir çeşmenin üstüne de bir şiir yazdırdınız. Dursunali Erzincanlı Bey sağ olsun müthiş bir şekilde kısa zamanda benim haberim yoktu. Ben de basından gördüm. Bu şiiri yazdı.
Ondan küçük bir alıntı yaptım ben. Okumak isterseniz veya ben okuyayım müsaadenizle. Ömer Halis Demir'in şehit düştüğü noktayı Zekai Aksakallı bir çeşme yaptırdı oraya ve Dursun Ali Erzincanlı sanatçı orası Ömer Halis Demir için bir şiir yazmıştı. 30 Kuş adı. Zekai Aksakallı da onun tamamını çeşmenin üstüne yazdırdı. Ondan küçük bir bölüm okuyayım. Bir kısmı size hitaben yazılmış paşam. Şöyle diyor Dursun Ali Erzincanlı. Ömer Halis Demir'in ağzından yazılmış bir şiir bu. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle, tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Salar sesiydi. Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse bu vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet var Ömer. Hakkını helal et. Paşam şehadet der demez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Salah sesiydi. Bu çeşmeye yazdırdığınız şiirin bir bölümü. Babasını sonra ziyaret ettiniz, ailesini ziyaret ettiniz. Nasıl bir konuşma geçti aranızda? Daha annesi Fatma'nın vefat etmemişti ben gittiğim zaman. Bütün kardeşleri de orada. 7 kardeşler. Şimdi bizde ilişkiler halen devam ediyor diğer şehit aileleri, kardeşlerimizde. Biz tabii Hasan Hüseyin amca sen de bizim bir evladımızsın diye sarıldı evladım dedi. Yani bir ailenin bir perde olarak öyle bir sıcak diyalogumuz var aileyle. Halen devam ediyor tabii. Elif'in durumunu mesela konuştuk. Ömer'in kızı. Ömer ile işte akşam eve giderken işte beraber sohbet ederdik. 15 Temmuz'dan önce komutan derdi hep Elif'in tek hedefi var. Diş hekimi olmak. Onunla beraber çalışıyoruz akşamları. Hatta bir dönem benim Ömer sen göreve gelme bu dönem Elif'e yoğunlaş. Onu sordu. Dedim merak etmeyin dedim. O babanın kızı durum ne olursa olsun bu sınavı kazanacaktır. Böyle bir şey geçti. Tabii Elif şeyi kazandı. Diş hekimliği. Öyle mi? Diş hekimi oldu mu? Şimdi bu sene bitirmek üzere inşallah. Maşallah. Ömer Halis Demir'le ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yoksa ben diğer sorularıma da geçebilirim. Söyleyecek çok şey var da sanırım yeterli olur. Hem bir asker olarak hem de özel kuvvetler gibi stratejik bir yerin komutanı olarak darbenin kırılma anlarını nasıl değerlendirdiniz? Nasıl sonradan analiz ettiğinizde hangi anlar darbenin kırılma anlarıydı?
anahtarıyla öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ele geçirmemesi ve halkı sokağa davet etmesi, fedakar ve cefakar istiklaline aşık milletimizin sokağa çıkması, darbeye direnmesi. Öncelikle bu. İkinci olarak Fethullahçılar dışındaki polisimiz, askerimiz, kamu görevlileri diyebiliriz. Darbeye direnmesini. Evet, darbeye direnmesini. Ve birlik beraber kişinin darbeye direnmesini. Üçüncü olarak Semih Terzi'nin öldürülmesi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirilememesi de aynı, kritik bir konu yani. Semih Terzi ile değerlendirebiliriz. Evet, yani sizi özellikle öldürmek için bu kadar yoğun çaba sarf edilmesinin en önemli sebebi de özel kuvvetleri bir an önce ele geçirip onun gücünü kullanmak. Evet. Olsa gerek. Evet.